Aslında Rusya İran liderleriyle Tahran'da bir araya geldiğinde Cumhurbaşkanı bu iki ülkeden de Türkiye'nin terörle mücadelesine destek istemişti. Aynı beklentiyi işte İsveç ve Finlandiya için gündeme getirmişti. NATO üyelik sürecinde sonra bir mutabakata varıldı ve üyelik yolundaki ilk engeli kaldırdı e, Türkiye. E, şimdi İsveç ve Finlandiya'nın taahhütlerini yerine getirmesini bekliyor. Aksi takdirde parlamento onay sürecini hatırlatarak biz yine sizin e, NATO üyeliğinizin önüne bir engel koyabiliriz, bu veto'yu yeniden gündeme getirebiliriz e, diyor. Şimdi özellikle terör örgütlerinin bu iki ülkedeki faaliyetlerinin e, yasaklanmasını, kısıtlanmasını ve iadesini istediği isimlerin de kendisine verilmesini istiyor Türkiye. İsveç İstihbarat Teşkilatı Başkanı terör örgütü PKK'nın ülkede gösteri yapmasını yasaklamak istediğini açıklamıştı. Örgüt yandaşları ise Göteborg'da bir protesto eylemi düzenledi. Türkiye'ye terörle mücadelede destek sözü veren İsveç ilk somut adımı atmaya hazırlanıyor. İsveç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Harlot von Essen, terör örgütü PKK'nın eylem yapmasını yasaklamak istediklerini açıkladı. PKK'nın İsveç'teki yandaşlarını suça teşvik ettiğine de dikkat çekti. Ülkedeki pkk epg sempatizanlarının provokasyonları devam ediyor. Çarşamba günü Göteborg'da izinsiz gösteri düzenlendi. Grup İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkan sloganlar attı. PKK sembollerini taşıdı. Hatta kent merkezindeki bazı direklere PKK bayrakları asıldı. İsveç polisi bu kez seyirci kalmadı. Protestoya müdahale etti. 37 NATO ittifakına dahil olmak isteyen İsveç ve Finlandiya Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye ile üçlü mutabakata imza attı. İki ülke PKK, YPG ve FETÖ terör örgütlerine destek vermeyeceklerini taahhüt etti. Türkiye verilen sözlerin hayata geçirilme sürecini yakından takip ediyor. Veto kartı hala masada. Bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum.